Merhaba arkadaşlar Edebiyat Hocam kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir seri başlatıyoruz. Taktiklerle karşılaştırma serimiz başlıyor. Türkçenin en can alıcı noktalarını, öğrencileri en çok zorlandığı kısımları karşılaştıracağız ve aralardaki farkları göstereceğiz. Önce neden sonu cümleleri, amaç sonu cümleleri ve koşu sonu cümleleriyle başlıyoruz. Daha sonraki videolarımızda bu seriyi devam ettireceğiz. Hemen başlayalım. Arkadaşlar önce neden sonuç cümlelerinin ne olduğunu açıklayacağız. Sonra amaç sonuç cümlelerinin ne olduğunu, daha sonra koşul sonuç cümlelerinin ne olduğunu açıklayacağız. En sonunda da bunlarla ilgili bir etkinlik yapacağız. Hemen neden sonuç cümleleriyle başlayalım. Neden sonuç cümleleri eylemin niçin yapıldığını, yani gerekçesini ve sonucunda ne olduğunu bildiren cümlelere biz neden sonuç cümlesi diyoruz. Arkadaşlar en önemli noktayı söylüyorum size iki yargı olacak. Birincisi neden olacak, ikincisi sonuç olacak ve en önemli taktik kısmı burası. Eylem gerçekleşmiş olacak. Olumlu ya da olumsuz gerçekleşmiş olacak. Hemen örnek cümlelerimizde ne demek istediğimizi açıklayalım. Cevabı bilmediği için soruyu boş bıraktı. Arkadaşlar soruyu boş bırakması sonuçtur. Peki neden soruyu boş bırakmış? Çünkü cevabını Bilmiyor. Arkadaşlar burada eylem gerçekleşmiş oldu. Bakın soruyu boş bıraktı. Eylemi gerçekleştirdi. Burada da cevabını bilmiyor. Yani ikisi de gerçekleşmiş olacak. Korktuğundan bizim evin yanına yanaşmıyor. Bakın evin yanına yanaşmıyor. Yani bu bir sonuçtur. Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni korkmasıdır arkadaşlar. Bu yüzden burası nedendir arkadaşlar. İkisi de gerçekleşmiştir. Bu gerçekleşme olayını amaç sonu cümlelerinde daha iyi anlayacaksınız. Bilmediğinden dolayı yanlış yaptı. Yanlış yapmasının nedeni ne? Çünkü bilmiyor. Burası nedendir, burası da sonuçtur arkadaşlar. Uyanamadığından bizi bu kadar bekletmiş. Bekletmiş mi? Bekletmiş. Olay gerçekleşmiş yani sonuç burada. Nedeni ne? Uyanamadığında. Burası da nedendir arkadaşlar dikkat ederseniz eylem gerçekleşiyor yani olay bitiyor ancak amaç sonu cümlelerinde birazdan göreceksiniz eylem gerçekleşmiyor sadece bir niyet söz konusudur arkadaşlar neden sonu cümleleriyle sebep sonu cümleleri aynı şeydir ee, bunu da bilmemiz gerekiyor amaç sonu cümleleri bir parçada söylenen yargının hangi amaçla yapıldığını açıklayan cümlelerdir. Arkadaşlar bu cümlelerde kritik nokta burası. Eylemin gerçekleşmemiş olması. Bakın neden sonu cümlelerinde eylem gerçekleşir ancak amaç sonu cümlelerinde eylem gerçekleşmez. Sakladım gözyaşlarımı vefasız yar görmesin diye. Arkadaşlar sakladım burada sonuçtur vefasız yar görmesin diye. Bakın bir amaç söz konusudur. Peki vefasız yarın görüp görmediğini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Eylem gerçekleşmemiştir. Burası gerçekleşmiştir. Burası ise gerçekleşmemiştir. Bu romanı sizin de okumanız için yazdım. Yazmış evet olay gerçekleşmiş sonuç burası. Peki okuduk mu biz bunu? Okumadık. Sadece bir amaç söz konusudur. Umarım aradaki farkı anlayabiliyorsunuz. Sevdiğim insanları görmek amacıyla buraya geldi. Gelmiş sonuç tamam. Peki sevdiği insanları görmüş mü? Görmemiş. Sadece bir amaç var arkadaşlar. Amaç var diyeceğiz. Sınavı kazanmak için çok çalışıyordu. Çalışıyordu sonuçtur. Çalışması niçin çalışıyor? Amacı ne? Sınavı kazanmak. Peki kazanmış mı? Bilmiyoruz. Yani eylem henüz gerçekleşmemiştir. Sadece bir amaç söz konusudur. Yani burada eylem gerçekleşiyor. Burada istenilen durum yaşanmıyor arkadaşlar. Yani biz ondan haberdar değiliz. Hemen koşul sonu cümlelerine bakalım. Koşul sonu cümleleri. Bu cümlelerde temel yargının gerçekleşmesi bir şarta bağlanır. Cümlenin birinci bölümü yani yan yargı kısmı koşuldur. İkinci bölüm ise o koşula bağlı olarak ortaya çıkan sonuçtur. Yani temel cümlemizdir. Türkçede koşul anlamı asıl olarak S şart eki ile yapılır. Tabi S'nin olmadığı durumlar da olabilir. İse, dikçe, dıkça, mi, mı, ama, üzere yeter ki ile de koşul anlamı sağlanabilir. Bakalım. Yardım edersen işimi çabuk bitirip. Arkadaşlar işini çabuk bitirmesi hangi koşula bağlanmış? Yardım etmesi. Burası koşuldur. Burası da sonuçtur. Yani eğer yardım ederse işini çabuk bitirir. Ne demek istediğimi bu kitabı okursan anlarsın. Anlaması sonuçtur anlamasını neye bağlamış arkadaşlar? Bu kitabı okumasına bağlamıştır. Burası da koşuldur arkadaşlar. Arkadaşlar koşul sonu cümleleri ile şart sonu cümleleri aynıdır. Öğretmen geldi mi olanları anlatır. Arkadaşlar olanları anlatmasını neye bağlamış? Öğretmenin gelmesine bağlamış. Burası koşuldur. Burası da sonuçtur. Senin için izin alırım. Ama erken döneceksin. Arkadaşlar izin almasını neye bağlamış? Erken dönmesine bağlamış. Burası sonuçtur. Burası ise koşul ifadesidir. Yani yeri de değiştirebilirler. Bunu da bilmemiz gerekir. Şimdi en önemli noktaya gelelim. Üçünü de karşılaştıralım. Hangi noktalara dikkat edeceğimizi bir de örnekler üzerinden bakalım. Evet ilk örneğimiz yarın dönmek üzere gidebilirsin. Arkadaşlar gidebilirsin bir sonuçtur. Peki gitmesini neye bağlanmış? Yarın dönmek üzere. Yani bir koşul ortaya koymuş. Bu koşul sonuç cümlesidir. Hastalandığından okula gelemedi. Arkadaşlar okula gelememiş bu bir sonuçtur. Peki okula gelememesi neye bağlanmış? Hastalanmasına bağlanmış. Yani burada hastalanmış mı? Evet, hastalanmış. Okula gelememiş. Yani bu bir nedendir. Bu da bir sonuçtur. Yani neden sonuç cümlesi. Bildiklerini anlatmak üzere karakola başvurdu. Karakola başvurmuş bu bir sonuçtur. Peki bildiklerini anlatmış mı? Anlatmamış. Henüz belli değildir yani onu bilmiyoruz. Bu yüzden bu nedir? Bu bir amaç sonuç cümlesidir. Amaç sonuç. Yüzmek istediğimden göle gittim. Göle gitmişim. Bu bir sonuç. Amacım ne? Yüzmek. Peki yüzmüş müyüm? Belli değil. O zaman bu nedir? Bu bir amaç sonuç cümlesidir. Onu gördükçe seni hatırlıyorum. Hatırlıyorum sonuç. Peki hatırlaması neye bağlıdır? Onu görmesine bağlıdır. O zaman bu nedir? Bu koşuldur. Burası da sonuçtur. Yani koşul sonuç cümlesidir. Kitabı okumadığıma çok pişmanım. Pişmandır. Pişman olmasının nedeni ne? Kitabı okumamaz. Eylem gerçekleşmiş mi? Gerçeklemiş. Ya okumuş ya okumamış. Yani gerçekleşmiş. O zaman bu nedir? Nedendir? Burası da sonuç cümlesidir. Umarım bu kısım anlamış. Diğer örneklerimize bakalım. Yalan söyledi diye kimse artık ona inanmıyor. Arkadaşlar ona inanmamasının sebebi ne? Nedeni ya da gerekçesi ne? Yalan söylemesi. Olay gerçekleşmiş mi? Gerçekleşmiş. O zaman bu nedendir? Bu da sonuçtur. O zaman neden sonuç cümlesi diyeceğiz. Bu akşam toplantıya katılamadım. Misafirlerim geldi. Şimdi arkadaşlar toplantıya katılamaması bir sonuçtur. Peki bunun nedeni ne? Misafirlerinin gelmesidir. Yani gelmiş mi? Gelmiş. Olay gerçekleşmiştir. Bu da neden sonuç cümlesidir. Okula gideceksin ama bir daha şikayet gelmeyecek. Okula gideceksin sonuçtur. Şart ne arkadaşlar? Bir daha şikayet gelmeyecek bir koşul ortaya konmuştur. Yani koşul sonuç cümlesidir. Kardeşi iyileşsin diye Allah'a dua ediyor. Allah'a dua etmesi bir sonuçtur. Peki kardeşi iyileşmiş mi? Henüz bilmiyoruz. O zaman bu nedir? Bu bir amaç cümlesidir. Çünkü bir niyet söz konusudur ancak daha gerçekleşip ya da gerçekleşmediği belli değildir. İstediğin arabayı alırım yeter ki sınavı kazan. Arabayı alması bir sonuçtur. Bunun koşulu ne? Sınavı kazanması. Yani sınavı kazanırsa araba alınacak. O zaman bu koşuldur. Burası da sonuçtur. Yani koşul sonuç cümlesi. İnternet bağlantısı olmadığından EBA'ya giremedi. EBA'ya girememiş bu bir sonuçtur. Nedeni ne? İnternet bağlantısı olmadığından. Olay gerçekleşmiş mi? Gerçekleşmiş. Yani bu bir nedendir. Burası da bir sonuçtur. Arkadaşlar umarım anlaşılmıştır. Bu tarz videolarımıza devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.